Geçmişten geleceğe bir köprüdür müzemiz. Her basitlikten uzak pek titizdir müzemiz. Anadolu'nun ritmidir gösterir tüm renkleri. Bir düşün bin hisse al sizin içindir müzemiz. Diyerek 2013 yılında Hızır günlerinden herhangi bir gün idi Ankara somut olmayan kültürel miras müzesi açılmıştı. Ve biz müzeyi yaşayan bir konak olarak görür, her ziyaretçiyi ağırlar, arkalarından su döker, uğurlardık. Bir gün bir ziyaretçimiz geldi, ona hikayelerimizi anlattık, deyimlerimizi anlattık, gösterilerimizi yaptık, geçiş dönemlerimizi anlatmıştık ve çok beğendi. Ara ara gelirdi, halatır sorardı ve benim askere gideceğimi duyunca asker havlusu ve asker çamaşırları getirmiş ve bir de asker duası ederek bana vermişti. Ve müzenin 7. yılında bu güzel anıyı sizlerle paylaşmak benim için mutluluk verici. Ve nice 70'li yıllara diyerek tüm müze dostlarına selamlar iletiyorum efendim. Görüşmek dileğiyle. Merhabalar. Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi kurulduğu günden bugüne kadar yoluna başarıyla devam eden bir kuruluş. Müzenin benim için ne ifade ettiğini kısa bir anıyla açıklamak istiyorum. Müzenin projesinde çalıştığımız yıllarda proje yazım süresince gece gündüz koşturuyorduk hocalarımızla birlikte. Proje teslim tarihinin bir gece öncesinde de yine geç saatlere kadar hocamızın evinde çalıştık ve projeye son halini verdik. Bu son halde benim mail adresimde depolandı. Ertesi günü kuruma götürüp dosyalayıp başvurmak üzere. Gece eve dönüyorum. Dönerken içime bir korku düştü. Hadi başıma bir şey gelir, hocalarım projeye ulaşamazlar ve yarın başvuramazlar diye. Evrim Hoca ve Selcan Hoca'ya mail adresimi ve şifremi mesaj olarak göndermiştim. Böyle bir bağ var bizde ve hocalarımızdan müzeye karşı. Tabii ki Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi misyonu itibariyle de bu bağı hak eden bir kuruluş. Kültürel mirası koruma ve gelecek kuşaklara aktarma misyonu ciddi bir misyon. Bunun yanında mutfağında yetişen kişiler için de bir eğitim kurumu müze. Çünkü ben de bu zamana kadar gerek rahleye tedrisi altından geçtiğim hocalarımı gerekse mutfağından geldiğim Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi'ni en iyi temsil edebilme motivasyonuyla tüm işlerime başlıyorum. Bugün kurulduğu dönemden daha ileri bir yere, çıtayı çok yükseklere taşıyan ve bu kurumun üstlendiği misyonu başarıyla sahiplenen, temsil eden tüm arkadaşlarıma ve hocalarıma hep birlikte sağlıklı ve başarılı yıllar diliyorum. Merhaba, ben Ergin Altunsabak. Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi'nin benim için en önemli özelliği bir bilgi aktarım merkezi olmasıdır. Deneyimlediğim süreçte müze sadece bir öğretim mekanı olarak değil, ziyaret eden diğer öğreticilerin de bilgisini alıp bir aktarım mekanizması kurmaktadır. Bu anlamda müze ekmeğin elden, suyun gölden olmadığını, kültürün, geçmişin zengin bir bilgi birikiminin ürünü olduğunu ifade eden en önemli alanlardan birisidir. Bu süreçte emeği geçen herkese bu anlamda insanlık adına merhaba, ben Tarkan Korkmaz. 2012 yılından bugüne kadar birçok gönüllü faaliyetlerde bulunduğum, içerisinde hocalarımın, abilerimin, arkadaşlarımın, dostlarımın olduğu, içerisinde acı tatlı birçok anı biriktirdiğim, beni ben yapan değerleri öğrendiğim, Karagöz'ü öğrendiğim, Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi'nin açılışından bugüne tam 7 yıl geçmiş. Müzemizin yeni yaşı kutlu olsun. Kapısının üzerinde dünya bir değirmendir, durmayıp döner. Ademoğlu bir fenerdir, elbet bir gün söner yazan, bir elinde çocuğuyla girenlerin, diğer ellerinde çocukluklarıyla çıktıkları müze. Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi 7 yaşında. Ben o kapıdan ilk girdiğim gün ile son çıktığım gün arasında bir sürü güzel insanla tanıştım. Bir sürü güzel iş yaptım. Hepsini bir videoya sığdıracak değiliz. Ama birçok şey öğrendim bu güzel insanlardan. Kaşık kukla da yaptım. Topaç iplerinden bileklikte. Bir müzeden daha çok bahçesinde oyun oynaması serbest olan bir mekan olan Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi'nin yeni yaşı kutlu olsun. Merhaba, ben Salih Yağlı. Türk Halk Bilim bölümünde 2011-2012 sezonunda bölümle tanıştım. 2013 yılında müzemiz açıldı. Müzemiz 2020 yılında 7. senesini kutlamayı düşünüyor. 7 senedir özveriyle, emekle çalışan, her türlü projeye, programa imza atan bölümümüz ve müzemiz, müzemizde çalışan öğrencilerimiz, hocalarımız, hepsine teşekkür ederim. Bölümden mezun olmama rağmen hala Ankara'ya her geldiğimde müzemize gidip tekrar aynı havayı solumaya devam ediyorum.
Gerçekten bir aile yuvası gibiydi bizim için. İlk kurulduğu zamanlar yeni tanıştığımız arkadaşlar, hocalarımız olsun, gerçekten bizimle çok ilgilendiler. Bize çok yardımcı oldular. Buradan herkese kucak dolu sevgiler diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Merhaba, ismim Zeynep. Somut olmayan kültürel miras benim için geçmiş kuşakla şimdiki kuşak arasında bağ demek. Somut olmayan kültürel miras müzesi ise benim için aile demek. Bu kocaman ailemi çok seviyorum. Merhaba, ben Ersin Yayla. Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi ile bağım 2017 yılında başladı. O yıl Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi bölümünün yüksek lisans programını kazanmıştım. Ve müzede de çalışma imkanı buldum. Orada deneyimlediğim çok güzel anılarım var. Bu anılardan biri 2017 yılında kutladığımız Çiğdem Şenliği'ndeki canlandırmadaki rolümdü. Ayşe teyze rolü olmuştu bu rol. O günkü heyecanı hala hissediyorum. İyi ki varsın Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi. Nice nice yıllara. Herkese merhaba. Ben Bilge Tüzel. Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi'nin kuruluş yıldönümü vesilesiyle bu videoyu çekiyorum. Bu videoda beni etkileyen bir anımı sizinle paylaşmak istiyorum. Müzede geçen bir anımı. Bir gün müzede dezavantajlı gruplara yönelik bir atölye düzenleyelim dedik. Ben de ilgi alanım olan Ebru Sanat alanını seçtim ve görme engellilere Ebru Atölyesi adı altında 4 haftalık bir atölyeye karar verdik. Bu atölye benim için şu bakımdan önemliydi. El sanatlarından biri olan Ebru Sanatı'nı, mesela resim sanatından farkını ortaya koymak ve sadece Ebru Sanatı'nın göze hitap etmediğini, Ebru Sanatı'nın o sözlü kültürle ilişkisini, öt örneği, öt hikayesi üzerinden ya da el sanatlarının o birleştirici gücünden, dezavantajlı grupları nasıl bir araya getirdiğini göstermekti. Bu yüzden de dönüşler çok olumlu olduğu için çok mutlu oldum. Bu amacı gerçekleştirdiğine inanıyorum. Geçenlerde de bizim müzemizin bahçesinde üzüm salkımları var. Bu üzüm salkımlarından bir dal parçası alıp yazlıktaki evimize getirdim ve bahçeye diktim. Geçenlerde bahçeyi sularken fark ettim ki bu dal parçası da yeşillenmiş, etrafı sarmış, güzelleştirmiş. İşte o dal parçasını tıpkı bizim müzemizde eğitim gören, çünkü orası bir okul, bir eğitim gören öğrencilere benzetiyorum. Onlar da gittikleri her yeri güzelleştirecekler, yeşillendirecekler. Bu yüzden çok mutluyum. İnşallah müzemiz daha çok uzun yıllar görür. Müze benim ailem. Beni ben yapan yer. Bana anlam katan yer. İyi ki var, hep olsun, daim olsun. 7. yılı kutlu olsun. Merhaba, ben Meryem Özdemir. Bu sene Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi'nin 7. yılı. Müzemizin 7. yılı vesilesiyle sizi orada geçirdiğim güzel bir anıyı anlatmak istiyorum. 2018 yılında 6 Mayıs Hıdrellez gününde bizim masal anamız Fatıma Ana ziyaret etmişti ve bize masallarını anlatmıştı. Müzemizin sohbet odasında hem masallar anlatıp hem masallarımızı dinlemişti. Aynı zamanda dışarıda çok rüzgarlı bir yağmur vardı. O yağmurun sesiyle, kokusuyla büyülenmiştik ve sürekli masallar anlatıp dinlemiştik. Ne zaman Fatma teyze bize masal anlatsa ya da bir yerde masal dinlesem, her zaman bu huzurlu an, bu mutlu anı hatırlarım. Müzemizde 7 yıllar değil, 17 yıllar, 27 yıllar. Bu huzurla, bu mutlulukla devam etmesi, sürmesi dileğiyle. Görüşmek üzere. 2013 senesinde Ankara Somut Olmayan Hamam önündeki Somut Olmayan Kültürel Miras Müzemiz açıldı. Ve ben bu müzeye gönüllü olarak katkıda bulunmak istedim. O dönemde de sağ olsun müzenin sorumluları, madem gönüllü olmak istiyorsun gel, burada sana da bir kapımız var dediler. Ve sağ olsunlar bana müzenin kapısını açtılar. Ve ben müzeyle tanıştıktan sonra gerçekten çok etkilendim ve bu alanda yüksek lisans yapmaya karar verdim. Devamında da zaten profesyonel olarak müze tanıtımı, müze ziyaretleri ve müzede rehberlik yapma gibi konularda kendimi geliştirmeye çalıştım. Ve gerçekten Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi büyük bir ufuk açtı. Bende ama sadece bende değil, biliyorum ki müzemizi ziyaret eden herkes de geniş ufuklar açmakta. Bu yüzden ben bu projenin, bu müzemizin bir parçası olduğum için, hala da bir parçası olarak hissettiğim için çok mutluyum. Gelmek isteyenleri bekleriz. Müzemiz herkese kapısını açmakta.